Sırp, Bulgar ve Doğu Roma'yı kendisine bağlayacak olan Orhan Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. hükümdarı Sultan Murat Han Hüdavendigâr Gazi. Orhan Gazi'den sonra tahtın varisi olarak görülen Gazi Süleyman Paşa'nın 1357'de bir kaza sonucu vefat etmesiyle Bursa Sancakbey'i olan 1. Murat, Lalası Şahin ile birlikte Rumeli'deki uç bölgesine gönderildi. Rumeli'de Şehzade Murad'ın emrinde Lala Şahin, Gazi Evrenos Bey ve Hacı İl Bey gibi tecrübeli kumandanlar vardı. 1. Murat 1359'da fetih hareketlerine başladı. Tüm planları Edirne'nin çevre ile bağlantısını kesip fethetmek üzerine kuruluydu. Türkler eski İmparator Kantekuzenos'a yardım için iki kere Edirne'ye girmişler ve buranın önemini görmüşlerdi. 1360'da Osmanlı kuvvetinin sol kanadı Evrenos ve Hacı İl Bey tarafından Malkara, Keşan, İpsala ve Dedeağaç ele geçirilip Dimetoko'ya girilmiştir. Batıya hareket eden Akıncılar ise Bantos, Çorlu, Misini, Lüleburgaz ve Baba Eski'yi ele geçirmişlerdir. 1361'de 1. Murat tüm kuvvetlerini toplayıp Edirne üzerine harekete geçti. Baba Eski'de kurulan Harp Divanı'nda Lala Şahin Paşa Trakya ordusu başkomutanlığına getirildi ve öncü olarak Edirne'ye girmesine karar verildi. Hacı İl Bey de Şahin Paşa'yı destekleyecekti. Evrenos Bey ise kuvvetleriyle Dimetoko batısına geçerek olası Sırp saldırısını karşılamakla görevlendirilmişti. Şahin Paşa derhal Edirne üzerine harekete geçti. Edirne Tekfuru kaleden çıkarak Lala Şahin'i Baba Eski ve Pınarhisar arasındaki Sazlıdere Vadisi önünde karşıladı. O bozguna uğradı ve geri çekildi. Türkler savaşa savaşa Edirne surlarına kadar geldiler. 1. Murat tüm kuvvetlerine toplanma emrini verdi. Edirne Tekfuru Türklerle baş edemeyeceğini anlayarak gece Meriç üzerinden önce Enez'e ardından İstanbul'a kaçtı. Edirne'deki Rum halkın büyük çoğunluğu ise kuşatılan şehrin direnemeyeceğini ve yardım gelmeyeceğini bildiklerinden dolayı Enez üzerinden Sırbistan'a kaçtılar. Lamartine göre eğlence ve ticaret peşinde koşan kişiliksiz halk şehri direnmeden Türklere teslim etmişti. Az sayıda kalan Edirne halkı 5 Mayıs 1361'de şehri teslim etti. Murat ordusuyla Kum Kalesi üzerinden şehre girdi. Şahin'i Rumeli Beylerbeyi sıfatıyla şehre bıraktı. Lala Şahin Edirne'nin fethinden sonra kuzeye, Zara ve Filibe'ye sefere çıktı. Bu sırada Bursa Kadısı Çandarlı Karahali Mart 1362'de Orhan Gazi'nin vefat haberini bildirdikten sonra 1. Murat'a hükümdar olması için derhal Bursa'ya davet ediyordu. Orhan Bey, Rumeli'yi Lala Şahin emrinde Evrenos ve Hacı İl Bey gibi kahraman komutanlara bıraktıktan sonra Anadolu'ya hareket etti. Orhan Gazi'nin iki oğlu Şehzade Halil ve Şehzade İbrahim hayattaydı ve bu duruma razı olmadılar. Babaları vefat ettiğinde İznik ve Eskişehir'de bulunan şehzadeler Karaman ve Eretna askerlerinin desteğini alarak Bursa'ya harekete geçtiler. Ankara, Eretna desteğini alan Amasya Bey tarafından alınırken Anadolu'nun güçlü Türkmen Beyliği Karamanoğlu da Sivrihisar'ı geri aldı. Bizans, Burgaz, Çorlu ve Malkara'yı geri aldı. 1. Murat iki ateş arasındaydı. Bursa'ya geldiğinde Çandarlı'nın desteğiyle güvenle tahta çıktı. 1. Murat, Karamanoğlu'nun desteğini alan Eretnaoğlu Mehmet ve Ankara'ya hakim olan Amasya Bey Bahtiyar Bey üzerine yürüdü. 1. Murat, Eskişehir'e kadar gelen Eretna askerlerini bozguna uğrattı. Karaman ordusu geri çekildi. Germiyanoğullarından Sultan önünü geri aldı. Onları tehlike olmaktan çıkardı. Ankara'sız Orta Anadolu hakimiyeti düşünülemezdi. Ankara'nın ahileri bu önemli şehri 1362 yılında tekrar 1. Murat'a teslim ettiler. Sultan Murat tahta geçtiğinde Balkanlarda birbirleriyle mücadele halinde olan Doğu Roma, Sırp prenslikleri, Bulgarlar, Arnavutlar ve Bosna Krallığı vardı. Katolik Macal Kralı Lajos Bulgarları elinde tutuyordu. 1363 yılında Lala Şahin Paşa, Filibe ve Zara'yı Evrenos Bey, Gümülcine, Yenice ve çevresini ele geçirdi.
ticari ve askeri önüme sahip Filibe'nin alınmasıyla da Doğu Roma, Bulgar ve Makedonya'daki Sırpların birbirleriyle irtibatları kesildi. Ayrıca bu şehir tüm Balkanlara pirinç gönderen geliri yüksek bir şehirdi. Fethedilen yerler Osmanlı kumandanları tarafından hızla imar ediliyordu. Camiler, saraylar ve köprüler inşa ediliyordu. Bu fetihler Türkler tarafından sadece askeri bakımdan değil, medeniyet bakımından da üstünlüğüne güvenerek yapılıyordu. Hızla Anadolu'dan getirilen Türkmenlerle İskan hareketine önem verildi. Lala Şahin aynı yıl zaferinin ardından Edirne'ye döndü. 1. Murat Filibe'yi tımar olarak Şahin Paşa'ya verdi. Sultan 1. Murat ve Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis arasında 1363 yılında Doğu Roma'yı Osmanlı'ya tabi hale getiren bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile İmparator 1. Murad'ın üstünlüğünü kabul edip haraç vermeyi kabul ediyor. Osmanlı düşmanları ile birlikte hareket etmeyeceği sözünü veriyor. Ayrıca 1. Murad ne zaman isterse ona asker göndermeyi kabul ediyordu. Doğu Roma ile imzalanan anlaşmadan sonra Bursa'ya dönen Sultan 1. Murad, Rumeli'deki zaferleri tüm Anadolu beyleri ile Acem ve Arap hükümdarlarına fetihnamelerle bildirdi. Osmanlı beyleri fethedilen yerlerin imarı ve iskanıyla meşguldü. Balkan halkları hayatlarında yaşamadıkları huzuru ve rahata kavuştukları için Osmanlı'dan hiç şikayetçi değillerdi. Edirne ve Filibe'nin fethedilmesiyle Sırp ve Bulgarlar Türkleri Rumeli'den tamamen atmak için Papa'ya başvurup Haçlı Birliği istediler. 1364'te Sırplara sığınan Filibe'nin eski valisi Sırp Kralı 5. Uroş'u Türklerin kalabalık olmadığını, ani bir saldırıyla yok edilebileceğini söyleyerek umutlandırdı. Papa 5. Urban'ın davetiyle Macaristan Kralı Lajos, Sırp Kralı 5. Uroş ve Bosna Kralı Tvartko önderliğinde Bulgar ve Eflak prenslerinden oluşan Haçlı Birliği Yukarı Makedonya bölgesinde birleştiler. Hem Türklere hem de İslam'a karşı savaşacaklardı. 1. Murat ise Bursa'da bulunuyordu. Edirne'de bulunan Beylerbeyi Lala Şahin Paşa 1. Murad'a haber gönderip Hacı İlbey'ini öncü olarak düşman üzerine gönderdi. Haçlılar 1364 yılında Sırbistan ve Bulgaristan'ı aşarak hızla Edirne'ye doğru yürüyorlardı. Haçlılar, Edirne'nin kuzeydoğusunda bulunan Sarayakpınar köyü güneyinde Meriç Nehri'nin kenarına varıp yerleştiler. Bir yanları Meriç Nehri, diğer yanları ise bataklıktı. Türklerin onlara saldırması mümkün değildi ve Edirne onlar için 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Onlar buraya hiçbir Türk birliğiyle karşılaşmadan gelmişlerdi. Lala Şahin Paşa tarafından gönderilen Hacı İlbey'in görevi ise düşman hakkında bilgi toplamak. Eğer onlar Edirne'ye çok yaklaşırlarsa da savunma durumuna geçmekti. Hacı İlbey'i en az 40 bin kişilik düşmanın Osmanlı'yı hafife alma gafletinden faydalanmak istiyordu. Haçlılar Türklerin korktuğunu düşündüğünden, konumlarının da güvenli olduğundan dolayı erken zafer kutlamalarına ve eğlenceye dalmışlar. Birçoğu sarhoş şekilde sızmıştı. Hacı İlbey'in yiğitleri çocukluğundan beri savaş alanında pişmiş gazilerdi. Deneyimli komutan Hacı İlbey birkaç bin kişiden oluşan askerinin başında gece karanlığından faydalanarak Meriç Irmağı'nı çevreleyen bataklıkları aştı. Hacı İlbey inisiyatif alarak bu disiplinsiz asker topluluğuna ani bir baskın düzenledi. Düşman bu baskını hiç beklemiyordu. Osmanlı atlılarının ayak sesleri yeri göğü inletiyordu. Neye uğradığını anlamayan Haçlı ordusu ölüme boyun eğiyordu. Birçok milletten oluşan Haçlılar sağa sola kaçıyor, birbirlerini Osmanlı askerleri zannedip saldırıyordu. Fakat onlar Türk atlılarının altında ezilmekten kurtulamıyordu. Onların birçoğu kaçarken Meriç'in sularına kapılıp can verdi. Sırpların dağılması ve kaybolması anlamına gelen Sırp Sındığı, diğer adıyla Meriç Muharebesi
kesin Osmanlı zaferiyle son. ...1364 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin'in emrinde olan Hacı İlbey'i Edirne üzerine yürümekte olan Haçlı Birliği'ni Sırp Sındığı Muharebesi'nde ani bir baskınla yok etmişti. 1. Murat ise Anadolu'da otoriteyi sağlamış, Balkanlara doğru yola çıkmıştı. O, vakit kaybetmeden Doğu Roma istikametinde fetih hareketlerine başladı. İstanbul'un yakınlarına gelerek Çatalca ve Küçükçekmece'deki iki hisarı kolaylıkla ele geçirdi. 1. Murat, Balkan fetihleriyle uğraşırken Papa tarafından Memlükler üzerine gönderilen Haçlı donanma komutanı 6. Amedyo, Ege'ye yöneldi ve Gelibolu'ya çıkarak burayı zapt etti. 1367'de Lala Şahin ve Timur Taş Bey, Yanbolu, Yenice, İmtihan ve demir madenleriyle ünlü olan Samakov şehirlerini ele geçirdiler. 1368 yılında 1. Murat, Doğu Bulgar hududunda seferine başladı. Dağ geçitlerini kontrol eden Aydos ve Karinovas üzerine, ardından Sozopol üzerine giderek kolaylıkla teslim aldı. Kışı Edirne Sarayı'nda geçirdikten sonra Doğu Roma'ya karşı tekrar harekete geçerek 1369'da Istranca, Pınarhisar, Kırk Kilise ve Vize kalelerini ele geçirdi. İstanbul'un batı ile olan kara bağlantısını tamamen kesmiş oldu. Haçlılar ise aynı yıl Gelibolu'yu Doğu Roma'ya bırakarak geri çekildiler. Türklerin ve İslam'ın bu derece hızlı yayılması Sırp, Bulgar ve Doğu Roma'yı kaygılandırıyordu. İmparator 5. Yannis, 1. Murad'a tabiyetini bildirmesine rağmen mali yükümlülükleri yerine getirmiyor, hatta Avrupa'da Osmanlı aleyhinde çalışmalar yapıyordu. Osmanlıların bu karşı konulamaz gücüne karşı Ortodoks İmparator 5. Yannis, önce Macaristan kralının yanına, ardından Katolikliği tanıma pahasına bir Haçlı ordusu istemek için Papa'nın yanına gitti. Papa 5. Urban, Ortodoks İmparator Yannis'i Katolik Kilisenin evladı ilan ediyor, onu Türklerin elinden kurtaracağını vaat ediyordu. Papa 5. Urban'ın yanında 2 yıl kalan 5. Yannis pek bir şey elde edemedi. Sultan Murat, imparatordan Gelibolu'yu istiyordu. Gelibolu verilmeden anlaşma düşünülemezdi. İmparator ise Sırplarla ittifak kurma yoluna gitti. 5. Yannis ve Sırp despotu Uglyesha, Türkleri Trakya'dan atmak niyetindelerdi. Uglyesha, merkezi Serez olmak üzere Rum ve Türklerle sınırdaştı. Batı Makedonya'da Uglyesha'nın kardeşi Kral Vukaşin'in toprağı Prizren ve Üsküp'ü içine alıyordu. Vukaşin'in de destek vermesiyle 1371'de Türklere saldırı kararı alındı. Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis, Sırpların 3 kardeş kralı Uglyesha, Vukaşin ve Vajko ile anlaşarak birlikte Edirne üzerine yürüme kararı aldılar. Sırplar 7 yıl önceki Sırp Sındığı Muharebesi'nin intikamını almak istiyorlardı. Trakya'dan Arnavutluğa kadar olan bölgede savaş tecrübesi olmayan ne kadar Rum ve Sırp genç varsa topladılar. Rumeli'de Lala Şahin Paşa bu büyük ordunun yürüyüşünden haber olunca Anadolu'da bulunan 1. Murat'tan yardım istedi. Fakat Gelibolu'dan geçmek tehlikeliydi ve yardım için yeterli süre yoktu. Lala Şahin Paşa, Evrenos Bey ile birlikte sayıları bini bulmayan atlı birliğiyle düşman üzerine keşife çıktılar. Türklerin akıncı kolları ilerleyen düşmanı izliyordu. Sırplar hiçbir direnişle karşılaşmadan Meriç'in sol kıyısında Edirne'nin batısında bulunan Çirmen mevkiine kadar geldiler. Sırp kralı Uglyesha'nın topladığı ordu 70 binin üzerindeydi. Türk akıncıları direkt olarak kral ve prens çadırlarına saldırdılar. Lala Şahin Paşa tarafından çevre tepelere yerleştirilen davulcuların sesleriyle ne olduğunu anlayamayan düşman büyük panik içerisinde sağ sola kaçmaya başladı. Kral Uglyesha ve Vajko'nun öldürülmesiyle düşman ordusunun tek derdi kaçıp canını kurtarmaktı. Osmanlı atlıları tarafından kovalanan binlerce zırhlı asker Meriç'in 72 yılında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Osmanlı kaynaklarına göre 1. Murat İmparator ile Rumeli'deyken 1. Murad'ın oğlu Şehzade Savcı Bey Bursa'da,
İmparatorun büyük oğlu Andronikos İstanbul'da birbirleriyle anlaşarak eş zamanlı olarak isyan ettiler. Savcı Bey'in seveni çoktu. Bayezid ve Yakup Çelebi'den küçüktü ve sıranın kendisine gelmeyeceğini biliyordu. Bursa'da hükümdarlığını ilan etti. Kendi adına hutbe okuttu. İmparator Yannis ise Andronikos'u değil, Manuel'i imparator ortağı yapmak istiyordu. Haberi alan 1. Murat derhal Anadolu'ya geçti. Bursa yakınlarındaki Kete Ovası'nda oğlu Şehzade Savcı Bey'i yakaladı. Savcı Bey'in geri adım atmamasıyla önce gözlerine mil çekildi, ardından boğdurularak öldürüldü. Andronikos'un gözleri ise mil çektirilerek yaktırıldı. Rum kaynaklarına göre isyan Rumeli'de çıkmış ve isyancı kardeşler İstanbul yakınlarında yakalanmıştır. Evrenos Bey, Çilmen zaferinden sonra Serezli uç merkezi yaptı. 1374'te Selanik valisi İmparatorun oğlu Manuel'in Serezli alma teşebbüsleri Hayrettin Paşa'nın desteğiyle bertaraf edildi. Hayrettin Paşa ardından Selanik'e girdi. Manuel İstanbul'a kaçtı. 1374 kışını Rumeli'de geçiren 1. Murat, Lala Şahin Paşa vefat edince Timurtaş Paşa'yı Rumeli Beylerbeyi yaptıktan sonra Bursa'ya döndü. Timurtaş Paşa 6 yılda önemli reformlar gerçekleştirdi. Onun tavsiyesi ve Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın gayretleriyle Yeniçöre Ocağı'nın temeli olan Acemi Ocağı kuruldu. 1376 yılında gözleri kör edilen 4. Andronikos, 1. Murad'ın ve Cenevizlerin yardımıyla imparatorluğu ele geçirdi, 5. Yannis'i zindana attırdı. Her şey 1. Murad'ın lehine gelişiyordu. Andronikos yardımlarına karşılık 1. Murad'a Gelibolu'yu tekrar geri verdi. Lakin yeni Sırp kralı Lazar, 1. Murat ile anlaşıp vergi ve asker göndermeyi kabul etmesine rağmen Osmanlı aleyhinde çalışmalara başlamıştı. II. Murat Anadolu'ya geçtiğinde diplomatik girişimlerine hız verdi. Germiyanoğlu Bey'i Süleyman Bey'in kızı Devlet Hatun ile oğlu Şehzade Bayezid'in düğünlerini 1378'de Bursa'da büyük bir şörenle yaptı. Tüm Anadolu beyleri ve elçileri düğüne davet edilmişti. Germiyanoğlu Süleyman Bey çeyiz olarak Kütahya, Simav ve Tavşanlı'yı Osmanlı'ya verdi. Düğün sırasında Sultan Murat kızı Nefise Hatun'u Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey ile nişanladı. Düğüne davet edilen Hamidoğlu Hüseyin Bey ile yapılan görüşmeler sonucunda Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir ve Isparta'yı Osmanlılara 80 bin altın karşılığında vermeyi kabul etti. Karamanoğulların hak iddia ettiği toprakları Osmanlılar bir bir alıyordu. Düğün 1. Murad'ın güç gösterisine dönüşmüş, tüm beylere üstünlüğünü kabul ettirmişti. Sultan Murat, yeni Sırp kralı Lazar'a karşı büyük sefere çıkmadan önce Anadolu'dan emindi. Sırp prensi Lazar ise diğer prensleri itaati altına almış, sınırlarını genişletmiş ve ekonomik olarak güçlenmişti. 1. Murad'a itaatini bildirmesine rağmen düşmanca tavırlarını sürdürmeye devam ediyordu. 1. Murat 1385'te Rumeli'ye tekrar geçti. Sultan Murat, Sofya ve Niş üzerine baskılarını yoğunlaştırdı. Makedonya'ya geçme emri alan Timurtaş Paşa 1382'de Manastır ve Pirlepe'yi ele geçirdi. Güney Makedonya'da İçkodra hakimi Kral Balşa'yı yenilgiye uğrattı. Arnavutluk Osmanlı hakimiyetini tanıdı. 1385'te önemli şehir olan Sofya ele geçirildi. Sırp kralı Lazar, Türklerden kaçarak savunma önlemleri almaya çalışıyordu. O, ülkesindeki halkı ve malları kalelere sıkıştırdı. Osmanlı ordusu 4 ay dolaştı fakat Lazar'ın kuvvetlerini göremedi. Lazar, bizzat kendisi Tuna üzerinde bulunan Semendire Kalesi'ne sığınmıştı. 1386'da Niş Kalesi çetin savaşlara sahne oldu ve 25 gün süren kuşatma sonucunda şehir teslim alındı. Burası Hun Kağan'ı Attila tarafından zapt ve tahrip edilmişti. Makedonya'nın fethiyle Sırp kralı Lazar, Sultan 1. Murat ile anlaşmak zorunda kalmış ve her yıl 50 okka gümüş ve savaşlarda asker vermeyi kabul etmiştir.
Balkanlarda 1. Murat düşmanlarına bir bir diz çöktürürken Anadolu'nun güçlü Türkmen beyliği Karamanlılar Osmanlılara kaptırdıkları toprakları almak için harekete geçtiler. 1. Murat ise kendisine tabi hale gelen Sırp ve Rumlardan asker alarak güçlü bir orduyla Karaman üzerine sefere çıkıyordu. Bölüm 1. Murat serisinin 3. bölümüdür. Bu bölümde ilk büyük Osmanlı-Karamanlı Savaşı'nın detaylarını anlatıyoruz. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz bizi sevindirir. Anadolu'daki iki büyük Türk beyini karşı karşıya getiren bu savaş hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bu savaş, Osmanlı kaynaklarında detaylı olarak ele alınan ilk büyük meydan savaşıdır. Şimdi videoya geçelim. Birinci Murat hükümdar olduktan sonra Türkler önce 1364 Sırp Sındığı Muharebesi'nde ardından 1371 Çirmen Muharebesi'nde Balkanlardaki rakiplerine ağır bir yenilgiye uğrattı. Sultan Murat fetihlerle Bulgar, Sırp ve Doğu Roma'yı kendine bağladı. 1378'de Anadolu'daki diplomatik girişimleriyle Kütahya, Simav ve Tavşanlı'yı çeyiz olarak Germiyan'dan alırken Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Yalvacı Hamitlerden satın aldı. Sultan Murat kızı Nefise Hatun'u Karaman Bey'i Alaaddin Ali Bey ile evlendirmişti. Osmanlı-Karamanlı ilişkileri dostluk içinde başlıyordu. Türkiye kılıç çekiyordu. 1386'da Alaaddin Ali Bey 1. Murat'ın Balkanlarda olmasını fırsat bilerek Toroslar'da bulunan Yörük ve Türkmenlerin desteğini aldı. Ardından harekete geçti. Eğridir, Beyşehir, Karaağaç ve Yalvacı işgal etti. Bu işgal esnasında Karamanlılar tarafı Sultan Murat haberi aldıktan sonra çok hiddetlendi. Vezir Hayrettin Paşa'yı Rumeli'de bıraktıktan sonra Anadolu'ya geçti. Kışı Bursa'da geçirip hazırlıklarını tamamladı. Güçlü bir ordu oluşturdu. Sultan Murat'ın ordusunu 3 koldan Timurtaş Paşa, Şehzade Bayezid ve Şehzade Yakup kumanda ediyordu. Alaaddin Ali Bey'in emriyle Karamanlı atlıları oldu. Karaman atlı birliklerini ilk durduran Osmanlı yaya birlikleriydi. Timurtaş Paşa en önde elindeki gürz ile vuruşuyordu. Osmanlı atlıları kanatlardan açılarak Karamanlıları çevirdi. Ortadaki birlikler hızla ilerleyerek Karamanlı ordusunu ikiye ayırdı. Birçok kaynakta Şehzade Bayezid'in çok hızlı hareket ederek Karamanlıları kuşattığını, Timurtaş Paşa'nın ise çok cesur savaşarak Karamanlıları durduğu anlatılır. Meydana gelen savaşta Alaaddin Ali Bey ve ona destek veren aşiret kuvvetlerinin dağınık ordusu kısa süre içerisinde düzenli ve tertipli Osmanlı kuvvetleri karşısında başarılı olamadılar ve geri çekilmeye başladılar. Desteğe gelen Oymak Beyleri Ali Bey'i yalnız bırakarak kaçıyordu. Karaman tarihinin taraflı olarak anlatıldığı Şikari'nin Karaman Tarihi eserinde ilginç bir olay anlatılır. Adı geçen eserde Karaman Türklerini en çok üzen şey Osmanlı'nın ordusunda Sırp, Bulgar ve Bizanslı Hristiyan askerlerin bulunmasıdır. Rivayete göre Karaman yöneticilerinden Turgut oğlu Ali Bey harp meydanında Sultan Murad'a "Ey Murat Bey, bu layık mıdır ki bunca kuvvet ile İslam üzerine kafir askerleriyle geliyorsun?" diye seslenmesi yazılmıştır. Karaman ordusunu oluşturan destek kuvvetlerinin çoğu kaçarken Alaaddin Ali Bey de askerleriyle birlikte geri çekilerek Konya Kalesi'ne sığındı. Osmanlı atlıları, Karamanlıları Konya Kalesi'ne kadar kovaladılar. Sultan Murat şehrin surlarını çevirdi ve kaleyi 12 gün boyunca kuşatma altında tuttu. Karamanoğlu Ali Bey başka çaresi kalmadığını düşünerek eşi Melek Hatun'u ve şehrin ileri gelen alimlerini 1. Murat'a gönderdi. Kızının ara buluculuğu ile Ali Bey kayınbabası 1. Murat'ın huzuruna geldi. Yaptığı hatayı kabul ederek 1. Murad'a itaat etti. El öptü ve af diledi.
bir daha Osmanlı topraklarına saldırmamak üzerine yemin ettirildi. Alaaddin Ali ucuz kurtulmuştu. Çünkü isyan eden oğlu Savcı Bey'i boğduran 1. Murat, kızının ricası ve Balkanların karışık olması sebebiyle onu affetmişti. Fakat o mücadelesini yine bırakmayacak, ölümü yine Osmanlıların elinden olacaktır. Kaynaklar bu sefer sırasında yardımcı kuvvet olarak katılan Sırp birliklerinin halkın mallarını yağmaladığı bilgisini verir. 1. Murat bu yağmacı askerleri idam ettirmiştir. Hatta 5 yıl sonra yaşanacak 1. Kosova Savaşı'nın sebeplerinden birisi de bu idam edilen askerler meselesidir. Bu savaşın bir diğer önemi Osmanlı tarafının piyadeye dayalı gücü ve sistemiyle klasik Türkmen savaş taktikleri arasındaki farklılaşmanın ortaya çıkışıdır. Ayrıca savaşın siyasi sonuçları Karamanlıların Osmanlı üstünlüğünü kabul etmelerinin de yolunu açmıştır. Bu savaştan sonra Karamanoğullarının ve Alaaddin Ali Bey'in Anadolu'daki otoritesi ve itibarı zayıfladı. Anadolu'da tek sözü geçenler 1. Murat ve Osmanlılar oldu. Savaştan sonra Timurtaş Paşa büyük ganimet ile ödüllendirildi. Bu savaşta çok hızlı hareket edip Karaman ordusunu bozguna uğratan Şehzade Bayezid'e cesaretinden ötürü Yıldırım ünvanı verildi ve ganimette büyük pay sahibi oldu. Sultan Murat, Hamid ilinden sonra itaat etmeyen Tekkeyoğullarına ait Antalya civarını ele geçirdi. Osmanlı ilk kez Akdeniz kıyılarına iniyordu. 1. Murat güvenle Bursa'ya dönerken Balkanlarda yeniden hareketlenme başlamıştı. Tehlikenin adı Bosna Kralı Tvartko ile Sırp Kralı Lazar'dı. Onlar kalabalık bir Türk akıncı birliğine baskın planlıyorlardı. Bu video Sultan 1. Murat serisinin 4. videosudur ve bu videoda Plojnik Savaşı anlatılmaktadır. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz bizi sevindirir. Plojnik Savaşı Osmanlıların Balkanlarda aldığı ilk büyük yenilgidir. Sizce bu bozgunun gerçek sebebi neydi? Videoyu izledikten sonra yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. ...1386 yılında Sultan 1. Murat Hüdavendigâr, Yalvaç, Karaağaç ve Beyşehir üzerinde hak iddia edip bölgeyi işgal eden Karamanoğullarına karşı sefere çıkmıştı. 1. Murat ve Alaaddin Ali Bey arasında gerçekleşen Frenk Yazısı Savaşı'nda Karamanlılar ağır bir yenilgiye uğradı. Alaaddin Ali Bey, kayınbabası 1. Murat'tan af dileyip itaat etti. Birinci Murat güvenle Bursa'ya dönerken Bosna Kralı Tvartko ve Sırp despot Lazar Türkleri ve Müslümanları Balkanlardan atmanın yollarını arıyorlardı. Sırp despot Lazar 1. Murat'a bağlılığını bildirmişti. Vergi vermeyi ve savaşlarda 1. Murat'a asker göndermeyi kabul etmişti. Osmanlı Karaman Savaşı için de tabi olduğu 1. Murat'a destek için asker göndermişti. Gönderdiği Sırp askerlerinden bazıları Konya'da halka zulüm edip yağma yapınca 1. Murat tarafından idam edilmişti. Kalan Sırp askerleri ülkelerine döndüklerinde durumu Lazar'a anlattılar. Lazar bu durumu sindiremiyordu. Fakat tek başına 1. Murat Han'a karşı gelecek gücü kendinde bulmuyordu. Bosna Kralı Tvartko ise henüz Türklerle hiç karşı karşıya gelmemişti. Çirmen Muharebesi'nde Sırp Kralı Uroş'un ölümünden sonra sınırlarını Doğu ve Güneydoğu yönüne doğru genişletti. Bu yüzden kendine bir hayli güveniyordu. Bosna Kralı Tvartko ile Sırp despot Lazar içten içe birbirlerini rakip olarak görüyorlardı. Fakat bölgedeki diğer prenslerle anlaşarak batı yönünde ilerleyen Türklere karşı ittifak teşebbüsüne girdiler. Uygun zamanı bekliyorlardı. 1387'de Bosna Kralı Tvartko, Kuzey Arnavutluk'ta İskodra Hakimi 2. Balşa'nın hakimiyet alanını tehdit ediyordu.
İşkodra ve Karabağ hakimi Balşa 1385 yılında Timurtaş Paşa'ya yenilerek güç kaybetmişti. Onlar Dalmatya sahilindeki Katora limanı sebebiyle mücadele halindeydiler. Tvartko sınırlarını genişletiyor ve Venedik tarafından da destekleniyordu. İşkodra hakimi 2. Balşa, Tvartko ile mücadele edemeyeceğini anlayarak Osmanlı'nın Arnavutluk Uçbeyi Kula Şahin'in ya da kaynaklarda bilinen diğer adıyla Kavala Şahin'in yanına gitti. Balşa, 1. Murad'ın desteğini alarak topraklarında hakimiyetini sürdürmek istiyordu. Balşa, Kavala Şahin ile birlikte Bursa'ya gelip Sultan Murad'a bağlılık arz etti. O, 1. Murad'a Şahin Bey ile birlikte Bosna'ya sefer yapmak istediğini, Bosna Kralı Tvartko'yu Osmanlı'ya bağlayacağını anlattı. Sultan Murad Kavala Şahin'e Bosna'ya akın emrini verdi. İşkodra Hakimi 2. Balşa, başlangıçta Bosna Kralı'na karşı Kavala Şahin ile ortak hareket etse de sonradan Bosnalılar ve Sırplarla anlaşarak Kavala Şahin'e ihanet etti, tuzak kurdurdu. Puloşnik Savaşı 1387. Güneydoğu Sırbistan'da Nis Sancağı yakınlarından Bosna'ya giren ve savaşacak güç bulamayan askerler Şahin Paşa'nın emrini dinlemeyerek birbirlerinden ayrıldılar. Çevreye dağıldılar ve yağma hareketi yapmaya başladılar. 27 Ağustos 1388'de Lazar ve Tvartko emrinde olan 30 bin kişilik Bosna ve Sırp ordusu Türklere pusu kurmuştu. Türklerin tüm hareketlerini izliyorlardı. İçlerinde Balşa ve Sultan Murad'ı şehit edecek olan Miloš Pićobilić de vardı. Akıncılar dağıldıktan sonra Şahin'in emrinde sadece 2000'e yakın asker kalmıştı. Şahin Paşa hazırlıksız yakalandı. Gün aydınlandığında 30 bin Gökdemirli kafir Şahin Paşa'ya saldırmak üzere harekete geçti. Merkezde ağır zırhlı süvariler, kanatlardan hafif okçular Türklerin üzerine saldırdı. Şahin Paşa arkasını dar bir vadiye vererek akşama kadar düşmana direndi. Akından parça parça gelen askerler ise pusuya düşürülüp tutsak ediliyordu. Askerlerimizin çoğu şehit edilmişti. Şahin Paşa'nın 20 bin kişilik Türk akıncı birliği birkaç bin kişi kalarak Arnavutluk istikametine geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu savaş Osmanlı'nın Balkanlarda aldığı ilk yenilgi olarak tarihe geçti. Sizce bu savaşta alınan ağır yenilginin gerçek sorumlusu kimdi? İhanet eden Balşa mı? Balşa'ya güvenip önlem alamayan Kavala Şahin miydi? Yoksa emre itaat etmeyip birbirlerinden ayrılan gaziler miydi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Halil İnalcı'ya göre bu savaş 1388'de Şahin Bey'in Bosna'ya akın yaptığı sırada Trebinye'nin kuzeyinde bulunan Bledsa mevkiinde gerçekleşmişti. Uzun Çarşılı'ya göre bu savaş 1387'de Tuna Nehri'nin kollarından olan Toplice Çayı kenarındaki Puloşnik mevkiinde gerçekleşmişti. 1. Murad'ın abisi Süleyman Paşa'nın Sırpları yendiği 1347 yılından 1387 yılına kadar olan 40 yıllık sürede Sırplar ilk kez Türkleri yeniyordu. Bu olay Balkan ve Orta Avrupa'da büyük ses getirdi. Sırp yıllıklarına o yıl Sultan Murad Puloşnik'te mağlup oldu şeklinde yazılar yazıldı. Puloşnik Muharebesi'nin ağır yenilgisinden sonra çokça akıncısını kaybeden Türklerin bir süre ilerlemesi yavaşladı. Bu yenilgi Hırvat, Leh, Macar, Sırp, Bosna, Venedik, Arnavutluk ve diğer Balkan prensliklerini umutlandırdı. Türkler ve Müslümanlar Balkanlardan atılabilirdi. Sırp Kralı Lazar ve Bosna Kralı Tvartko bölgedeki diğer kral ve prenslerle anlaşarak daha büyük ve kendine güvenen ortak bir ordu meydana getirdiler. 1. Murad'ı Kosova'ya davet ediyorlardı. Murat Han Müdavendigar ise Puloşnik'te alınan ağır yenilginin cevabını vermek ve Sırp topraklarının tamamını ele geçirmek için tüm gücüyle
küffara karşı son başarılı seferine çıkıyordu. ...1387 yılında Pulojnik Savaşı'nda Kavala Şahin'in 20 bin kişilik Akıncı Birliği, Sırp ve Bosna birliklerinin baskınına uğramış, çoğu yok olmuştu. Bu ağır yenilgiden sonra Sırp Kralı Lazar, Bosna Kralı Tvartko ve Arnavut Prensi Kasriyota, Türkleri ve Müslümanları Balkanlardan atmak için kendilerine iyiden iyiye güvenmeye başladılar. Onların teşvikleriyle de Hırvat, Macar, Leh ve Eflak ile ittifak kuruldu. Varna, Ulah, Dobruca Prensi ile Bulgar Kralı Şişman da bu ittifakı destek vereceklerini açıkladılar. Sırp despot Lazar, sayısı 60 bini bulan kuvvetli bir ordu oluşturmayı başarmıştı. Sultan Murad'a kardeşim diyerek gönderdiği mektuplarda haraç güzarlığı reddettiğini, asker sayısının çok olduğunu, Osmanlı'yı ve İslam'ı ortadan kaldıracağını söylüyordu. Gönderdiği başka bir mektubunda ise 1. Murad'a oğullarını ve iyi silahlarını yanına alarak savaşa gel diyerek davet ediyordu. 1. Murad'ın Lazar'a gönderdiği cevap ise netti. Eğer mert ise meydana gelsin. Cengin tozu dumanı nasıl doldurmuş görsün. Birinci Murat soğukkanlı davranarak planlı şekilde hareket etme kararı aldı. Bulgar Kralı Şişman ve Dobruca Prensi Ivanko müttefiklerle birleşemeden savaş dışı bırakılacak. Ayrıca Bulgarların arkadan saldırılması engellenecekti. 1388'de 1. Murad'ın emriyle Çandarlı Ali Paşa 30 bin askerle Bulgaristan'a girdi. Önce Silistre'yi aldı. Bulgar başkenti Tırnova'da bulunan Kral Şişman Nibolu Kalesi'ne kaçtı. Ali Paşa'nın amacı hızla Bulgar kralını ele geçirmek ve onu itaat ettirmekti. Tuna Nehri'ni takip ederek önce Tırnova'yı aldı ve hareketine devam etti. Nibolu'da Kral Şişman'ı bozguna uğratarak ittifak dışına itti. Bulgar Kralı Şişman ittifaka girmeyeceğini ve 1. Murad'a itaat ettiğini bildirince hayatı bağışlandı. Lazar, Bulgar Kralı'na olanları duyunca endişeye kapıldı. Batı'ya mektuplar yollayarak Sırpların Türklere karşı son kale olduğunu bildiriyordu. Sultan Murat, İslam'ın yayılması ve vatanın savunulması için Anadolu'dan gönüllü yardımcı kuvvetler istedi. Anadolu beylerine bağlı kuvvetler de destek için orduya katıldılar. İlk kez tüm Anadolu küffara karşı birleşiyordu. 1. Murat, Kütahya Sancak Bey'i olan Yıldırım Bayezid ile küçük oğlu Karesi Sancak Bey Yakup Çelebi'yi yanına alarak Rumeli'ye hareket etti. Kışı Filibe Sarayı'nda geçirdi. Bulgaristan seferini tamamlayan Çandarlı Ali Paşa ile Haç'tan yeni dönen yaşı oldukça ilerlemiş Evrenos Bey de orduya katıldı. Yaşlı kurt Evrenos Bey öncü kuvvet olarak ilerliyordu. Osmanlı öncü kuvvetleri Kosova Ovası'na geldiklerinde düşman kuvvetleriyle karşılaştılar. 1. Murat esas ordunun başında hareketine devam etti. Sırp Kralı Lazar tarafından gönderilen elçi Sultan Murad'a 3 aydan beri Türkleri bekledikleri halde gelmediğini ve Kosova'ya cenk etmeyi beklediklerini tehditvari bir tarzda söyledi. 1. Murat elçiye, "Senin sözlerinin cevabı kılıçla verilir. Kosova sahrasında anlaşırız." diyerek elçiyi gönderdi. Murat, Sofya, Köstendil ve Kratova yoluyla Priştine'ye hareket etti. Priştine ve Üsküp arasındaki Kosova Ovası'nda harp nizamını kurdu. Sırp kaynaklarına göre Osmanlı ordusu hiçbir yerde yağma ve tahrip yapmadı. Kosova Meydan Muharebesi 1389. Savaşın sebepleri. Balkan devletlerinin Pulojnik bozgunundan sonra Türkleri yeneceklerini düşünmeleri. Sırp despot Lazar'ın 1. Murad'ın üstünlüğünü reddetmesi. Türklerin ve Müslümanların Balkanlardan atılmak istenmesi. Balkan prenslerinin artık 1. Murad'a vergi vermek istememesi. 1. Murad'ın Balkan egemenliğini sağlamlaştırmak istemesi.
Kosova Meydan Muharebesi, Priştine yakınlarındaki Lapsuyu ve Sitnica nehirlerinin kesiştiği yerde Kosova Ovası'nda meydana geldi. Ordu sayıları birçok kaynakta farklılık göstermesine rağmen Balkan İttifakı Osmanlı ordusundan daha kalabalıktı. O gece iki tarafta dinlendiler. Ertesi gün yaşanacak olan muharebeye hazırlanıyorlardı. Harp meclisinde Gazi Evrenos Bey 1. Murad'a "İlk saldırıyı biz yaparsak ağır zırhlı Sırplara karşı çok kayıp veririz. İlk saldırıyı düşmanın yapmasına izin verilmeli. Düzeni bozulan düşmanı yenmek kolaydır" tavsiyesinde bulundu. Yıldırım Bayezid ise meydanda doğrudan düşmana karşı cephe savaşı yapılmalıdır diyordu. Konuşmasına devam eden Evrenos Gazi'nin "Bugüne kadar Allah'ın yardımıyla çok asker çekip savaştım. Ama bu savaş evvelkiler gibi değildir" sözleri savaşın ciddiyetini gösteriyor. Sultan Murat gece çadırında yalnız kaldığında gözyaşları içerisinde dua ediyordu. Osmanlı ordusunun sağ cenahı yüksek sırtlara, sol cenahı ise Sitnica suyunun yakınlarında konuşlandı. Müttefik ordu Lapsuyu civarında mevzilenmişti. Birleşik Balkan ordusu Türkleri yeneceklerini düşünseler de işler onlar için hiç de yolunda gitmiyordu. Savaştan önceki gün Lazar'ın iki damadı Miloš Pičoviliç ve Branković arasında ihanet sebebiyle gerginlik yaşanmıştı. Ayrıca Tvartko içten içe Lazar'ı kendisi için tehlike olarak görüyordu. Bazı prensler bir gece baskınıyla Türkleri yenebileceklerini söylediler. Fakat bazı komutanlar galibiyetin şüphesiz kendilerinde olduğunu, gece baskını yaparlarsa Türklerin kaçacağını, gündüz gözüyle bir tanesini bile canlı bırakmamak üzere hepsinin kılıçtan geçirileceğini söylüyordu. Sabah olduğunda Kosova meydanında iki ordu savaş düzeni aldılar. Bir tepe üzerinde ovayı gözleyen 1. Murat henüz bu kadar kalabalık bir ordu ile karşılaşmamıştı. Osmanlı tarafında Sultan Murat, Evrenos Gazi ve Ali Paşa ile birlikte ordunun merkezinde yer alıyordu. Önünde yine Yeniçeriler vardı. Merkez ordunun önü hendeklerle ve savunma hatlarıyla güçlendirilmişti. Ordunun sağ kanadında Kütahya Sancak Bey Şehzade Bayezid emrinde Cumhurtaş Paşa'nın sipahileri, sol kanadında ise Şehzade Yakup ve Sarıca Paşa'nın emrinde Anadolu askerleri bulunuyordu. Evrenos Bey'in tavsiyesiyle ordunun kenarlarına Hamitoğullarından gelen biner okçu yerleştirilmişti. Birleşik Hristiyan ordusunun merkezinde Lazar ve Sırp birlikleri, arkalarında destek kuvvetler ve ihtiyattaki Sırp askerleri bulunuyordu. Sağ kanatta damadı ve yeğeni Branković, sol kanatta ise Bosna Kralı Tvartko ile Bosna Dükü Vlatko Vukovic bulunuyordu. 1. Murat atının üzerinde askerlerine "Bugün gayret günüdür, erlik ve mertlik gündür" diyerek konuşma yapıyordu. Her iki ordu da kısa menzilli toplarını savaş meydanına getirmişti. Savaş düşman tarafından atılan bir top ile başladı. Her iki taraf tarafından atılan toplar etkili olmuyordu. Ali Paşa düşmanın ileri birliklerine saldırdı. Komutanlarını öldürdükten sonra geri çekildi. Müttefik ordu Lazar'ın taarruz emriyle hücuma başladı. Türk okçular yaklaşan Sırp ağır zırhlı süvarilerini okladılar. Sırplar bu saldırıda ağır kayıplar verdi. Düşman yaklaşınca Osmanlı piyadeleri kılıçlarını çekerek muharebeye dahil oldular. Süvarilerin yoğun olduğu sol kanat daha ileride düşman üzerine atılsa da zorlanıyordu. Osmanlı merkez kuvvetleri düşmanı durdursa da Osmanlı sol kanadında Şehzade Yakup Çelebi ve Anadolu beyleri zor durumdaydı. Çözülmeler başlamıştı. Sol kanatta Türkler savaş ağırlıklarının bulunduğu kamplara kadar geri çekildiler. Düşman bir kısım birliğiyle Osmanlı merkez birliğini yandan vurdu. Sağ kanatta ise durum daha iyiydi. Şehzade Yıldırım Bayezid sol kanadın çözüldüğünü duyunca yanına gazilerin bir kısmını alarak harekete geçti. Çok tehlikeli olmasına rağmen
savaş meydanının ortasından hızla sol kanada yetişerek düşman birliğini yarma hareketi yaptı. Düşman artık iki ateş arasındaydı. Saatler ilerledikçe düşman ordusunda kısmen çözülmeler başlamıştı. Zaten isteksiz olan Bosna Kralı Tvartko daha fazla kayıp vermemek için geri çekiliyordu. İçten içe düşmanlık beslediği Lazar'ı yalnız bıraktı. Brankovic de savaşın kaybedildiğini anlayınca geri çekilerek kaçmaya başladı. Avrupalı kaynaklar Brankovic'in Sultan 1. Murat ile anlaştığını söylemektedir. Meydanda göğüs göğüse 8 saat süren savaş sonunda Osmanlı askerleri kaçan düşmanı takibe koyuldular. Merkezde Lazar ve ordusunun etrafı sol kanattan gelen Türkler tarafından da çevrilmişti. Osmanlı ordusu bu meydanda büyük bir zafer kazanarak Sırp kralı ve müttefiklerini büyük bir bozguna uğrattı. Lazar yanındaki 1000 kadar askeriyle esir alındı. Akşam yaklaşmış ve Kosova Ovası sessizliğe bürünmüştü. 1. Murat zafer için Allah'a şükrediyor, meydanı geziyordu. Savaş meydanında saklanan Sırp soysuzu Miloš Pičoviliç, Müslüman olacağı ve önemli bilgiler vereceğini söyleyerek savaş meydanını gezen 1. Murat'ın yanına geldi. Yanında sakladığı hançer ile Sultan 1. Murat'ı ağır yaraladı. Bunun üzerine Obilić Osmanlı erleri tarafından öldürüldü. Sultanın yaralı düştüğü yere derhal çadır kuruldu ve yarası ağır olduğu için Şehzade Bayezid'e haber gönderildi. Sultan 1. Murad'ın şehit olmadan önceki şu sözleri onun ne kadar büyük bir gazi olduğunu gösterir. İslam'ın zaferi için Cenab-ı Hak'tan kendimin kurban olması için dua etmiştim. İslam askerlerinin zaferini görerek hayatımın sonuna geldim. Oğlum Sultan Bayezid'e tabiyet ediniz. Bölge halkını incitmeyin. Mal ve ırzlarına tecavüz etmeyin. Sultan Murat az sonra şehit oldu. 1. Murat şehit olunca esir alınan Sırp despot Lazar da öldürüldü. Devlet erkanı Yıldırım Bayezid'e biat etti. Şehzade Bayezid meydanda Osmanlı'nın yeni hükümdarı oldu. Kaçan düşmanı takip etmekte olan Şehzade Yakup Çelebi'ye de haber gönderilerek ordu merkezine gelmesi söylendi. Şehzade Yakup tahtta hak iddia edip memlekette huzursuzluğa sebep olur endişesiyle babasının çadırında boğduruldu. Yıldırım Bayezid babası Sultan Murad'ın ve kardeşi Yakup Çelebi'nin cenazesini Bursa'ya gönderdi. Osmanlı tarihinde ilk kez bir şehzade İsyan etmeden öldü.